Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce yaptığım ve çok beğendiğim ve yiyenlerin de tadına hayran kaldığı, üstünde portakal kreması olan çok lezzetli, buram buram portakal kokan bir kek tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kekimizin üzerine gelecek olan portakal kremasını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için sos tencereme 2 adet portakal, birinin kabuğunu rendeledim, onu da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı su ve 3 dolu yemek kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra tavamı ocağıma alıyorum ve sosumu pişirmeye başlıyorum. Evet, kremamıza renk vermek için de 2 çay kaşığı gıda boyası kullanıyorum. Dilerseniz siz 1 çay kaşığı zerdeçal da koyabilirsiniz. Evet, kremamız pişerken portakallarımız yumuşayacaktır. Bu aşamada eziyoruz bu şekilde. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Evet, portakallarım yumuşadı. Blender'dan geçirdim ve şimdi çeyrek çay bardağı suyun içine 2 tatlı kaşığı dolusu mısır nişastasıyla karıştırdım ve onu ilave ediyorum. Bu aşamada karıştırmaya sürekli devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi portakal peltem kaynadıkça koyulaştı. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Evet, portakal peltem pişti. Artık ocağın altını kapatıyorum ve kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Evet, portakal peltemiz soğurken şimdi kekimizi hazırlıyoruz. Büyük bir cam kaseye 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 portakal kabuğu rendesini alıyorum ve mikser yardımıyla iyice köpük köpük olana kadar çırpıyorum. İlk defa kek yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Kek yaparken bu aşamayı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık bir 5 dakika çırpmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede yumurtanın beyazı aktif hale gelecek ve kekimizin havalı sünger gibi olması ve çok güzel kabarmasını sağlayacak. Evet, gördüğünüz gibi yumurtaların rengi değişti. Böyle beyaz olması gerekiyor. Tereyağımı ilave ediyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağımı ilave ettikten sonra tekrar çırpmaya başlıyorum. Evet, tereyağımı gördüğünüz gibi iyice homojen bir şekilde güzelce çırptım. Bu aşamada 1 su bardağı süt. Sütün burada ılık olmasını tavsiye ediyorum. Yani oda sıcaklığında olmasını tavsiye ediyorum. 1 portakalın suyu. 1 paket vanilya. Ve 2,5 su bardağı unumu bu şekilde eliyorum arkadaşlar. Artık bunu herkes öğrenmiştir, biliyorum. Ama ilk defa kek yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Kek yaparken unumuzu mutlaka elemenizi tavsiye ediyorum bu şekilde. Bu sayede kekimiz daha güzel kabaracaktır. Bir de unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben verdiğim bu malzemelere sadece 2,5 su bardağı un kullandım. Tam ideal ölçü. Ama dediğim gibi siz yine de kontrollü bir şekilde kullanmanızda fayda var. Evet arkadaşlar, şimdi kekimi yağlamış olduğum fırın tepsime döküyorum. Spatula yardımıyla üzerini güzelce düzelttikten sonra daha önceden buzdolabı poşetine koymuş olduğum portakal peltemi baklava dilimi şeklinde çizikler oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi peltemi de kekimin üzerine yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı bal koyduğum, üzerine bir de bir iki damla su damlattım. Balı sulandırdım ve şimdi o peltenin üzerinden böyle geçiyorum ki pudra şekeri döktüğümüz zaman güzel görüntü oluşsun diye. Evet, şimdi de üzerine pudra şekeri gezdiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Üzerine de pudra şekeri döktüm ve şimdi şöyle kesip servis yapacağım. Yumuşaklığına bakar mısınız kekin? Of of. Hemen şöyle ortasından. Altı üstü çok güzel kızardı kekin. Kabarması da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Dokusunu gösteriyorum. Bakın. Aa, çok lezzetli. Buram buram portakal kokuyor şu an var ya. Zaten şöyle üzerindeki soslar altına doğru kanallar oluşturmuş. Gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Hem çok lezzetli hem de yumuşacık pamuk gibi. Böyle hiç o kadar hafif ki anlatamam size. O çok güzel. Tadı kıvamı tam yerinde olmuş. Muhteşem bir kek oldu gerçekten. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın. Bugünlük videom buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.